Artan sıcaklıklarla birlikte yaz mevsiminde görülen besin zehirlenmesi vakalarının da artışı görülüyor. Yaz mevsiminde gıda zehirlenme vakalarının arttığını bildiren enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doktor Ece Ertürk Kocabaş, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Gıda zehirlenmesinden görülebilecek belirtilere değinen uzman Doktor Kocabaş, açık bir şekilde tezgahlarda satılan ürünlerin satın alınmaması gerektiğini vurguladı. Yaz aylarında sıcaklıklarla beraber gıdaların üzerinde mikroorganizmaların üremesi kolaylaşıyor. Buna bağlı olarak bazen bakterinin kendisi, bazen ürettiği toksinler aracılığıyla gıda zehirlenmelerini daha sık görebiliyoruz. Bununla birlikte yaz aylarında açık hava etkinliklerinde, piknik, mangal gibi açık hava etkinliklerinde bir artış söz konusu. Özellikle bu alanlarda tüketilen ürünlerin soğuk zincirlerinde bir bozulma yaşanabiliyor. Yine buna bağlı olarak o yüzden daha çok toplu gıda zehirlenmelerini daha sık görebiliyoruz. Genellikle en sık gördüğümüz ve ilk gördüğümüz şikayet kusma ve bulantı şikayeti oluyor. Semptomların süresi de genelde 30 dakika ile 2 saat içerisinde bir başlangıç gösterir ama bazen 30 güne kadar uzayabilen şikayetler görebiliyoruz. Bulantı kusma en sık gördüğümüz şikayetler olmakla beraber kişide ateş, ishal, kanlı ya da kansız ishal olabilir, karın ağrısı, çok şiddetli kusma ve ishale bağlı sıvı kaybı sonrasında halsizlik, baş ağrısı, yorgunluk, çok hızlı kalp atışları, yavaş ya da hızlı derin nefes alıp verme şikayetleri olabilir. Buna bağlı olarak bilinç değişiklikleri görebiliriz. Ya da yine bazı grup zehirlenmelerde kişilerde çift görme, baş dönmesi, görme bulanıklığı ya da motor duyu kayıpları gibi nörolojik bulgular da kendini gösterebilir. Dolayısıyla bu semptomlara sahip olan kişilerin de mutlaka bir hekime başvurması gerekiyor. Son dönemlerde evet yani hasta her yaz gördüğümüz bir şey bu. Bahsettiğim sebeplerden dolayı mutlaka hem acile başvuran kişi sayısında hem de bu semptomların yaşayan kişilerin sayısında bir artış mutlaka görülüyor. Nasıl ve nereden temin edildiği bilinmeyen, nasıl muhafaza edildiği bilinmeyen, denetlenmeyen, açıkta tezgah ürünleri kesinlikle satın almamalıyız. Mutlaka bakanlık tarafından denetlenen, standartlara uygun şekilde satış yapan şarküterilerden alışveriş yapılmalı. Yine güvenilir markaların paket ürünleri tercih edilebilir. Paket ürünlerde mutlaka etiket okuma alışkanlığını kazanmalıyız. Üretim tarihi, son tüketim tarihi mutlaka kontrol edilmeli. Paketlerin hasar görmemiş olması, delik ya da yırtık olmaması çok önemli. Bu ürünleri kesinlikle tüketmemeliyiz. Tavuk tüketiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğini de anlatan uzman doktor Kocabaş, yaz mevsiminde nasıl beslenilmesi gerektiğinden de bahsetti. Gıdaları temin ederken, özellikle et, tavuk ürünlerini temin ederken üreticiden tüketiciye kadar soğuk zincirin asla bozulmaması gerekiyor. Aldığımız ürün eğer çözülmüş ise mutlaka en kısa süre içerisinde tüketmeliyiz. Dondurulmuş olarak aldığımız ürünleri eğer yani mümkünse bizim önerdiğimiz aslında porsiyonları yiyeceğimiz şekilde ayarlayıp dondurmak ve tüketeceğimiz ürünün kadarını buzdolabında en alt rafa çıkarıp çözdürüp sonrasında çözüldükten sonra mümkün olan en kısa sürede tüketmek ve çözülmüş olan ürünleri asla tekrardan dondurmamak. Yine tavuk tüketimde çok yapılan bir hata var, tavuğu yıkamak. Tavuk doğal olarak mikroorganizma yükü çok yüksek bir besin ve bunu yıkayarak uzaklaştıramadığımız gibi tam tersi yıkama sırasında tezgaha, ellere, mutfak dolaplarına sıçrayan sularla sonrasında çapraz bulaşmaya sebep olabiliriz. O yüzden tavuğu mümkün mertebe ilk aldığımız kabın içerisinden hiçbir yere dokunmadan temas etmeyecek şekilde pişireceğimiz tencerenin içerisine aktarmak en doğru yöntem. Tavuğu etkin ısıda doğru sürede içerisinde kan ya da pişmemiş alan kalıncaya kadar pişirmek zaten mikroorganizma yüklerinin ölmesi için yeterli olacaktır.